Ben bugün bizim bir konuğumuz vardı. Suriye asıllı Amerikan bir aktivist bayan. Gerçekten de çok, yani zulüm altındaki insanlar için çok fazla şey yapmak isteyen bir insan ve gerçekten de çok aktif bu konuda. Fakat kendisi agnostik ve bize tabii dinle ilgili bazı kafasındaki soruları sordu. O zaman, yani bugün tekrar anladım ki çok fazla şeyi bilmeyen çok fazla insan var. Şimdi tabii biliyorsunuz genel olarak o zihin yapısındaki insanlar için ilk sorulan soru, peki Suriye'deki ölen çocuklar niye öldüler? İşte evet. Neden o veya niye ailemizden birisi ölüyor? Hep budur yani. Genel evet. olarak niye bunları yaşıyoruz? Kendisine zaten imtihanın sırrını anlattığımızda çok ciddi şekilde kanaati geldi. Çünkü anladık ki biz de hep birlikte insanlar imtihanın sırrını o kadar iyi bilmedikleri için, bu dünyayı gerçek hayattan ettikleri için çok garip bir zihin boyutunda yaşıyorlar. Ve onları agnostisizme veya ateizme yönlendiren şeyler de genel olarak bunlar oluyor. Tabii ki radikallerin etkisi çok büyük. Fakat genel olarak da bir çözüm bulma arayışı oluyor. Halbuki insanlara Allah'ın her şeyi kaderde yarattığını, her şeyin imtihan üzerine yarattığını ve karşımıza çıkan her şeyin bir imtihan vesilesi olarak yaratıldığını anlattığımızda, görüntü. En önemlisi de her şeyin görüntü olduğunu evet. anlattığımızda hemen kanaatleri müthiş şekilde geliyor yani. Gerçekten üslubu çok yumuşadı. Çok ama. Çok yumuşadı, çok evet. değişti. Belki de ilk defa bu açıklamaları duydu. Şimdiye kadar çok fazla kişiden dini dinlemiştir. Önyargılıyken bir anda. Çok önyargılıyken yani tabii. Yani ihtimal vermeye başlayan izahları oldu. Çok doğru, gerçekten öyle. Elhamdülillah iyi oldu. Evet, elhamdülillah. O yüzden bakın şimdi Damla'nın anlattığı konu çok önemli. Biz bu insan işte Allah'a yani inkar etmiyor ama Allah'ı inanmıyor kendince. Böyle bir insana nefretle yaklaşsak ki dünyanın belki de %80'i Müslüman, kendine Müslümanım diyenlerin %80'i için katli vaciptir bu kadının. Evet. Yani biz bu şekilde yaklaşsak bunu kim anlatacak ona? Biz bu şekilde yaklaşsak bu insan dine nasıl yakınlaşacak? Bu ilk defa hayatında ilk defa duyduğu şeyleri kimden duyacak? Düşünün, Kur'an'ı ona kim anlatacak? Biz nefretle yaklaşıyor olsak. Peki biz Kur'an'ın ayetinde Allah'ın belirttiği tebliği kime yapacağız? Kime yapacağız? Eğer çok yani önemli. Bu tarz insanlarla görüşmek dine evet. uygun değilse bana zihniyete göre, o zaman tebliğ kime yapılacak? Allah farz kılıyor İslam'ın anlatılmasını. Kendisi tereddütlü, sürekli tedirgin, bize karşı bir şey yaptığı kanaatinde. Biz önce evet, onun içini rahatlattık yani bizim. Zaten hedefimiz ve amacımız bu. Biz tebliğ için buradayız. Yani biz bilmeyeni anlatacağız, şüphede olanı anlatacağız, bilene de anlatacağız. Yani herkese anlatmakla yükümlüyüz ve bu bizim için bir zevktir. Bunu zaten duyduktan sonra sorularını sordu. Acaba, gayet güzel cevaplar aldı. Yani kanaati gelmese de bizim ona bakış açımız değişmez. Hiçbir zaman hasmane tabii. olmayacak. Her zaman dostane ve sevgiyle yaklaşacağımıza evet. kanaati geldiğinde... O zaman tabii dostça bir ortam oldu. Çok rahat anlattık. O da ön yargısını bir kenara bıraktığı için evet. daha rahat anladı söylediklerimizi. Daha rahat Allah anladı. Alem öyle evet. görünüyor. Bir kere Kur'an'da Allah kimseye yani aynı görüşü savunmadığınız kimseye hasmane yaklaşma gibi bir tabii şey ki. Yok. Bilakis yani bizim üzerimize kimsenin üzerine vazife değil. Tabii Allah'ın ki. Kulu ve Allah ona hesap soracak. Yani kimseye bir zarar vermedikleri müddetçe herkese sevgiyle, şefkatle, merhametle, nezaketle davranmakla mükelleftir bir insan. Hatta uygunsuz söz söyleniyor diyelim ki Allah oradan o sözleri bitinceye kadar uzaklaşmayı söylüyor. Yani evet. dostluğunuzu bitirin, onları evet. katledin, işte şöyle yapın. Tabii. Öyle bir hüküm yok. Sadece o kötü söz bitene kadar onlardan uzaklaşılıyor. Sonra tekrar yani çünkü bizim bir amacımız var. Biz özellikle şu an dünyanın böylesine karmaşık olduğu bir dönemde mutlaka herkese ulaşıp tebliğ yapmak mecburiyetindeyiz. Bu zaten Kur'an'a uygun şekilde olmalı dediğin gibi. Güzel sözle olmalı, yakınlıkla olmalı. Sevgi gördüklerinde hepsi çok güzel değişiyorlar. Dinlemek istiyorlar. Tabii. Çünkü böyle bir ahlakın ki bizde hayran olduğu genel olarak bu kişinin de ahlakımız oluyor. Nasıl bu kadar tevekküllü ve mutlusunuz diyor mesela. Bunu anlatmamız hoşuna gidiyor. Yani böyle bir şeyi istiyor kendisinde de olmasını. Bunun ancak dinle olduğunu ona güzellikle göstermemiz gerekiyor. Allah'ı anmak en büyük iştir diyor. Biz Allah'ı kendi aramızda yani Müslümanlar tabii ki kendi aralarında Allah'ı anacaklar. Ama Allah'ı anlattığımız Allah'ı bilmeyen insanlar olacak. Tabii yani evet. senin de anlattığın gibi bu insanların Allah'ı öğrenebilecekleri bir merkez olması lazım. Yani bir nokta olması lazım. Halbuki Hristiyanların Kur'an'ı ellemesinin yasak olduğunu söylüyorlar. Yani hiçbir şekilde Kur'an'dan öğrenemeyecek bunu. Zaten internet üzerinde Müslümanlar zaten konuşmuyorlar. Hiç direkt dediği gibi ailenin katli vacip olduğuna inananlar var. Zaten hepsinin cehennemlik olduğu iddia ediliyor. Bu insanlara tebliğ kim yapacak? Peki peygamberimiz kime tebliğ yaptı? Yani peygamberimiz
etrafında Müslümanlar yoktu ki ilk geldiğinde. İlk Müslüman peygamberimizdir. İnşallah. Ve tebliğ yaptı insanların hepsi ya müşriklerdi ya Hristiyanlardı. Hı. Ya Musevilerdi. Puta tapanlardı. Evet, yani bu tabii. Şekildeydi insanlar. Onlara tebliğ yaptı ve o şekilde etrafında Müslüman bir topluluk oluştu. İşte Müslüman bu şekilde tebliğ yapar ve dünyanın tamamının Müslüman olmasını hedefleyerek dini anlatır. Evet. Bu da zaten yapılması gereken en önemli sorumluluk İnşallah. Üzerimizdeki sorumluluklardan biri. Evet. Lidemciğim, Hazreti Musa'nın hayatına baktığımızda o dönemin en deli ve insanları artık öldürme dozuna gelen bir diktatörüne, Firavun'a tebliğ yapmaya gönderiliyor bakın. Yani ve çok zorlu bir ortam normalde. Gerçekten çok tehlikeli de bir ortam ama tabii ki Allah'ın koruması altında olduğu için Hazreti Musa Aleyhisselam yanında Harun Aleyhisselam'la birlikte en güzel sözü söyleyerek onlara da tebliğ yapıyor. Oradaki bütün bulunan insanlara tebliğ yapıyor. O zaman o bir diktatör, onun yanına gidilmez, işte Allah'a inanmıyor, Allah'ı haşa kabul etmiyor deyip tebliğden vazgeçilmiyor. İşte Kur'an'ı örnek almamız gerekiyor. Hazreti İbrahim de puta tapanlara tebliğ yapıyor. Evet, babasına tabii. tebliğ yapıyor. Tabii. Babası aynı şekilde. Evet. O insanlar da yine inanmayanlar, hiçbiri Müslüman değiller. Puta tapıyorlar. Onlara putların yanlışlığını anlatıyor. Birinin anlatması gerekiyor. Orada da Hazreti İbrahim anlatıyor. Bulunduğu ortamda kim Müslümansa insanların yanlış yolda olduğunu göstermekle üzerinde bir tebliğ sorumluluğu vardır. Evet, Müslüman da bunu yerine getiriyor tabii. İnşallah. Merve'nin dediği gibi Allah tebliği farz kılıyor Müslüman üzerinde. Sizin dediğiniz gibi de anlatmak gerekiyor. Müslümanlar Müslümanlarla konuşmuyor. Mezhep ayrımında oluyorlar. Müslümanlar Hristiyanlarla konuşamıyor. Musevilerle konuşamıyor. Museviler Müslüman. Kim kiminle konuşacak o zaman sadece dünyada? Herkes cemaatleri kalıyor. Yani evet yani çok garip bir yapı tabii. ve mantıklı şey olduğu da çok belli. Tabii ki. İnşallah.